Merhaba arkadaşlar. Hançer ve Cihan aşkının bozulmasını istemiyorsanız, ayrıca mukadder yüzünden Hançer'in daha fazla gözyaşı dökmesini istemiyorsanız da bir yeni tuşuna basalım ve kimler bizlerle aynı fikirdeymiş görelim. Cihan Hançer'i ilk geceden hamile bırakabildi mi? Mukadder'in sonu neden gelecek? Sinem kocasının yaşadığını biliyor mu? Herkesi bekleyen güzel sürprizler neler olacak? Nusret tutuklanıp hapse girecek mi? Tüm sorularınızı ve merak ettiklerinizi bu videoda cevaplandıracağım arkadaşlar. Hemen Gelin dizisinden yeni bölümüne geçelim. Gelin dizisinden yeni bölümünde Cihan ile Hançer'in arasında bir süreliğine sorun olmayacak. Çünkü Hançer ve Cihan daha yeni birbirlerine kavuştular. Ayrıca Cihan'ın son bölümde Hançer'e yaptığı güzel sürpriz de akıllara kazındı. Çünkü Cihan Hançer'i sahil kenarına götürüp ona güzel bir sabah kahvaltısı yaptırdı. Hançer de böylece dünyanın en mutlu kadını oldu. Ayrıca Cihan'ın önümüzdeki bölümlerde Hançer'e karşı olan sürprizleri devam edecek. Çünkü Cihan Hançer için yaşamaktadır. Hançer'in de Cihan için hayata dair bir nedeni vardır. Yani anlayacağımız çifte kumurlarımız aşklarını yeniden tazeleyecektirler. Bunun sonucunda ise Cihan ile Hançer yeniden birlikte olacaktır. Bu birlikteliğin sonucunda Hançer ve Cihan arasındaki aşk daha da güçlenecektir. Ayrıca Hançer her zaman Cihan'ı mutlu etmek için akşamları Cihan işten gelince onu karşılayacak. Böylece Cihan iyi ki Hançer gibi bir kadın ile evlendim diyecek. Yani Cihan Hançer'in eşi olduğuna memnun kalacak. Hançer de Cihan gibi beyaz atlı bir prens ile evlendiği için mutluluktan havaları uçacak. Ayrıca önümüzdeki bölümlere doğru hepimiz için çok güzel günler başlayacak. Çünkü önümüzdeki bölümde Hançer'in hamileliği açıklanacak. Hançer ilk başlarda kendisini hiç de iyi hissetmeyecek. Hançer'in öncelikle başı dönecek ve midesi bulanacak. Hançer de hamile olacağını düşünüp bir hamilelik testi alacak. Hançer'in hamilelik testi ise pozitif çıkacak. Böylece Hançer ile Cihan arasındaki aşk daha da büyüyecek. Çünkü eşlerin bir bebeklerinin olması demek, birbirlerine olan aile bağlarının daha da kuvvetleneceği anlamına gelmektedir. Önümüzdeki bölümde Hançer, Cihan'a ondan hamile kaldığını söyleyecek. Cihan ise sonunda Hançer'in hamile kaldığını öğrenecek. Böylece Cihan Hançer'in hamile kalışı sayesinde sevinçten havalara uçacak. Yani dizimizde bundan böyle kötülük sahneleri yerine iyilik ve mutluluk sahnelerine daha çok yer verilecek. Özellikle de dizimizin senaristi hepimize bir sürpriz daha yaparsa Hançer kız bebeklere hamile kalacaktır. Hançer'in bebeklerinden birisi erkek, diğeri ise kız olacaktır. Böylece Hançer ile Cihan kız bebek anne babası olacak. Ayrıca bu süreçte Garip dizimize yeniden gelecek. Hatırlarsanız Garip önceki bölümde Mine'ye gözüktü. Ama Mine babasını tam tanımadığı için gördüğü adamın babası olduğunu bilmiyordu. Önümüzdeki bölümde Mine babasının eski fotoğraflarından birisini görecek. Mine babasını gördüğü gibi annesine "Ben geçen akşam babamı gördüm" diyecek. Sinem ise Mine'nin gördüğü kişinin Garip olabileceğine ihtimal vermeyecek. Çünkü Sinem şu anlık kocasını öldü sanıyor. Çünkü Mukadder Sinem'e Garip'in öldüğünü söyledi. Ama Mukadder gizlediği sırların ortaya çıkmaması için Garip'i hastaneye yatırdı. Tabi bir anne doğal olarak evladına zarar vermez. Mukadder Garip'i öldürmek yerine onu hastaneye yatırmıştır. Peki Mukadder'in gizlediği sır nedir? Hemen bu sırrı da açığa çıkaralım. Mukadder kendi kocasını öldürmüştür. Çünkü Beyza ile önceki bölümde bir konuşma yapmıştı. Beyza benim eniştem, ikinci evliliğini yapacağı gün öldü demişti. Yonca da kendi içinden konuşarak bu bir tesadüf olamaz diye söylemişti. Yani Yonca kendi içinden konuşarak belki de Mukadder kendi kocasını öldürdü demişti. İşte Mukadder'in sakladığı sır da budur. Bu sırrı Mukadder dışında 3 kişi daha bilmektedir. Bu kişilerden birisi Garip'tir. Bu sırrı bilen diğer kişi ise Sinem'dir. Üçüncü kişi ise Nusret'tir. Çünkü Nusret Mukadder'in kocasını Mukadder'in emriyle öldürmüştü. Sinem son bölümde Mukadder'e "Kızıma bir daha dokunursan tüm gemileri yakarım" dedi. Mukadder ise Sinem yanından gelince kendisine "Elindeki tüm ipleri birer birer kaybediyorsun Mukadder" diye söyledi. Yani Mukadder'in bu konuşması Sinem'in de gerçekleri bildiğinin en büyük kanıtıdır. Ama Sinem'in tek bilmediği şey Garip'in yani öz kocasının yaşadığı gerçeğidir. Ama yakında Garip konağa kadar gelecek. Garip'i gören kişilerden bir diğer kişi ise Hançer olacak. Hançer önümüzdeki bölümde Cihan'a "Bahçede gizemli bir adam gördüm" diyecek. Cihan da Hançer'in bu konuşması üzerine iyice işkillenecek. Bu nedenle de Cihan akşam nöbeti tutacak. Cihan akşam nöbeti tuttuğu sırada Garip yeniden konağa gelecek. İşte tam o sırada Garip Cihan'a yakalanacak. Cihan ise Garip'in yüzünü gördüğünde dünyası başına yıkılacak. Çünkü Cihan öldü sandığı kardeşinin aslında ölmediğini öğrenecek. Cihan bu gerçeği öğrendiği gibi Garip'e sarılacak. Ama Garip ne yazık ki Cihan'ı tanıyacak.
garip hastanede içtiği ilaçlar yüzünden ailesini şimdilik hatırlamayacak. Ama önümüzdeki bölümlere doğru Garip iyileşecek, Garip iyileştiği gibi Mukadder'in kocasını öldürdüğünü hatırlayacak. Garip gerçekleri hatırladığı gibi Cihan'ın yanına gidip babamızı Mukadder öldürdü kardeşim diyecek. Bunun sonucunda ise Mukadder'in gerçek yüzünü herkes öğrenecek. Mukadder'in gerçek yüzünü öğrenen Cihan ise onun sonunu getirecek. Çünkü Cihan babasını öldüren annesini asla affetmeyecek. Böylece sonunda Mukadder tutuklanacak. Mukadder uzun bir süre boyunca hapisten çıkamayacak. Ama bu süreçte Cihan Beyza'nın tuzağına düşecek. Çünkü Beyza Yonca'nın hamile kaldığını son bölümde öğrenmişti. Yonca ise Beyza'ya ikimiz de bir bebek için sevdiğimiz adamlardan ayrıldık demişti. Yonca'nın bu konuşması Beyza'yı kötü plan yapma konusunda düşündürmüştü. Çünkü önümüzdeki bölümde Hançer ile Cihan'ın arası açılınca Beyza devreye girecek. Beyza Cihan'ı elde etmek için onun kahvesine uyku ilacı koyacak. Bunun sonucunda da Cihan Beyza'nın kendisine vermiş olduğu uyku ilacılı kahveyi içecek. Cihan kahveyi içtiği gibi bayılacak. Beyza da fırsat bu fırsat deyip Cihan'ı yarı çıplak bir şekilde yatağa koyacak. Hemen ardından Beyza Cihan ile birlikte olmuş gibi poz verecek. Cihan sabah uyandığında Beyza'yı yanında görüp korkacak. Hatta Cihan Beyza'ya bu geceyi hançer öğrenmemeli diyecek. Beyza da Cihan'ın tüm dediklerine olumlu cevap verip onu tuzağına doğru çekecek. Beyza'nın Cihan'a yaptığı bu kötülüğün üzerinden 2 hafta geçecek. Beyza 2 hafta sonra Cihan'ın yanına gidip senden hamile kaldım diyecek. Tabi doğal olarak hançer de bu söylenen sözleri duyacak. Hançer Beyza'nın hamile kaldığı haberini alınca aldatıldığını sanıp Cihan'dan boşanacak. Yani Cihan ve hançer maalesef boşanacak. Beyza ise Yonca'nın bebeğini alıp Cihan'a bu bebek aşkımızın bir meyvesi diyecek. Cihan ise Yonca'nın bebeğini kendi bebeği sanıp yeniden Beyza ile evlenmeye karar verecek. Yani sonunda Beyza ile Mukadder amaçlarına ulaşacak. Ama sonraki aşamada Beyza'nın sonu gelecek. Çünkü Yonca doğurduğu bebeği Beyza'dan geri almak isteyecek. Bunun sonucunda da Beyza'nın sonu gelecek. Çünkü Cihan Yonca'dan tüm gerçekleri öğrenecek. Cihan gerçekleri öğrendiğinde kendi sandığı bebeğe bir DNA testi yapacak. Böylece Cihan gerçekleri öğrenip Beyza'yı kapının önüne atacak. Bunun sonucunda ise Cihan hançere gerçekleri anlatıp ona yeniden kavuşacak. Hançer ise Cihan'dan bir bebek sahibi bu süreçte olacak. Ama hançerin bebeği elinden ilk başta alınacak. Çünkü dizimizin konusunda hançer bebeğinden koparılmak zorunda bırakılacak. Ama bu kötülükler hançer ile Cihan aşkını daha da büyütecek. Bunun sonucunda da Cihan ve hançer yeniden evlenip sonsuza kadar birbirlerine kavuşacak. Yani önümüzdeki bölümlere doğru hepimizi güzel sürprizleri bekliyor. Peki sizce hançer hamile kaldı mı? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu tür videoları beğeniyorsanız abone olmayı, beğeni atmayı ve yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.